Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde yapılacak. Aynı zamanda seyahat izin belgesine ilişkinde yeni açıklamalar var. Detayları alacağız. A Haber editörü Muhammed Emin Karadağ Ankara'dan bizi bekliyor. Hemen gidelim kendisine. Ayrıntıları Muhammed Emin Karadağ'dan dinleyelim. Ankara'dan. Muhammed, nedir detaylar? Hikmet Öztürk, isterseniz önce seyahat izin belgesiyle başlayalım. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahatlerde kısıtlama yapılmıştı ve valiliklerden seyahat izin belgesi alması gerekiyordu vatandaşların. Ancak birkaç dakika öncesinde Cumhurbaşkanlığından bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi seyahat izin belgesinin bundan sonra E-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Vatandaşlar E-Devlet'e girip bu belgeye erişebilecekler diyebiliriz. Bir diğer başlıkta şüphesiz bilim kurulu, biliyorsunuz koronavirüsle mücadele kararlılıkla sürse de hem vaka sayısı artıyor hem de hayatını kaybeden insan sayısı artıyor. Şu ana kadar açıklandığına göre vaka sayısı 10 bine dayanmış durumda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 131 oldu. İşte yeni tedbirler görüşülecek. Bugün Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri bugün saat 13.30'da toplanacak ve yeni tedbirler ele alınacak. Koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal temasın sınırlandırılması için birçok sıkı tedbir ele alınmıştı. Ancak özellikle denize kıyısı olan illerde karantina kuralına pek uyulmadığı gözlemlendi. Bu illerin başında da İzmir geliyor. İşte bilim kurulu bugün toplanacak demiştik. Bölgesel karantina seçeneği ele alınacak, masada olacak. Kurul üyeleri bunu değerlendirecek. Diğer başlıklardan biri de şüphesiz sosyal medyadaki ev parti görüntüleri olacak Hikmet Öztürk. Uzmanlar bu partilerin ölümcül olabileceğini ifade ediyor. İşte bu başlıkta bilim kurulu üyelerinin gündeminde olacak. Ek yaptırımlar gelebilir karantina sürecine uymayanlar için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilim kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yapacak diyelim ve sözü tekrar size.